Merhabalar, YouTube'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir çalışma yapacağız. Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi vazo yapacağız. Tamamen tasarım üzerine gidecek ve son detaylara e, bakacağız. Neler yapılabilir, ne olabilir, nasıl olması gerekiyordu. E, her zamanki gibi şu an ince çubuk kullanmıyoruz. E, kalın çöp şişlerden ve düzgün olanlarından kullanacağız. E, çünkü bazı projelerde ince, bazı projelerde Kalın çubuklar daha avantajlı olabiliyor. Yani hepsinde aynı şeyi kullanamıyorsunuz, aynı görüntüyü vermiyor. En iyi çubuklardan şu an dört taneye ihtiyacımız var ve yamuk olanları kaldırıyoruz. Ona dikkat edin mutlaka. Ölçü tamamen isteğinize bağlı. Yani herhangi bir uzunluk veremiyorum. 12 santim, 15 santim diye bir kare yapacağız çünkü. O kareyi ne kadar büyüklükte yapmak isterseniz o şekilde bir uzunluk ayarlayabilirsiniz. Şu an o üçgen kısımları kesiyorum ve uçlarını küçük bir zımpara yapıyorum ki düzgün gözüksün. Bu şekilde üst üste yapmayacağız çünkü o zaman bir kare oluşmuyor. 90 derecelik bir kare için dönemeç halinde yapıştırmanız gerekir. Diğerini soldan, bunu alttan, diğerini de sağdan birini iç kısmından, birini dışa doğru yapıştırdığınız zaman 90 derecelik bir kare elde edebilirsiniz. Bu tarz bir çerçeve de oluşturabilirsiniz. Yine her zamanki gibi silikonları temizliyorum. Çünkü bazı bölümlerde yapışmaya engel olabiliyor. Daha önce duvar süsünde e, bu çalışmayı yapmıştım. Dilerseniz oradan da göz atabilirsiniz. Yani bu çalışmayla bir e, duvar dekoru da yapmıştık süs olarak. Bu şekilde yapıştırıyorum. Şu an bunları silikonla yapıştırıyorum çünkü e, çok fazla hırpalanacak bir bölüm değil, yani dış kısım değil bazı yerlerde silikon, bazı yerlerde de sprey yapıştırıcı kullanıyorum. Ama eğer ısınacak şeylerde hangisini kullanmalıyız derseniz tabii ki sert bir sprey yapıştırıcı kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü silikon ısındığı zaman atıyor. Yani bu lambadır, mumdur, o tarz şeylerde olabildiğince ayrı çalışmanız gerekiyor silikondan sağlam olsun ki hani yaptığınız proje hem boşa gitmesin elimde elinizde parçalanmasın yapacağımız işlem bu dört tane dikme yapacağız köşelere ve elimdeki ahşap parçalarını da üst üste koyarak bir kale gibi etrafını dolanacağım kafamdaki şu an projeyi çıkartmaya çalışıyorum Bir önceki videomda bahsetmiştim zaten şu an yaptığımız çiçekler, kuru çiçekler hep bardağın içinde, hazır bir bardağın içinde. Ve şu an onun için vazo çalışması yapıyorum. Ve detaylara da videonun sonunda değineceğim karşılaştığım şeylere. Masadaki parçalar istediğim ölçüde olmadığı için şu an yeni çubuklar kesiyorum. Ölçüyü aldıktan sonra dramenle kesiyorum ki uçları düz olsun yani şu an zımpara yapmanıza bile gerek yok direkt kesiliyor zaten aynı şekilde o parçalardan dört tane elde ediyorum Ve daha sonra köşelere silikonla yapıştırıyorum. Ama bu bölümde silikon istediğim sağlamlığı vermedi. Ne kadar soğumasını beklesem de bundan sonra bir kez daha denedim çünkü ben onu dokunduğum zaman yamultabiliyorum ve o zaman çıkabiliyor. Köşeler için uygun olmadı açıkçası. Hepsini çıkarttım. Şu an tamamen ilk katı oluşturduktan sonra köşeleri yapacağım. Bu şekilde yapıştırıyorum. Havada yapıştırmamın sebebi masaya birkaç kez yapıştı. Masanın yüzeyini bozdum. Beyaz boyasıyla birlikte çıktı geldi. O yüzden hep olabildiğince masaya koymamaya çalışıyorum. Alta böyle beyaz bir e, seramik bulmam gerekiyor. Bu tarz şeyleri yapabilmek için. Parmağınız yapıştığı zaman yine çekemiyorsunuz. Bu şekilde ilk katı bitireceğiz, ikinci kata geçeceğiz. Bütün uzun bir parça olmuş olsaydı çok daha kolay olurdu. Bunu eşim getirmişti bana. Bir seneden fazladır da evde duruyordu. Ne yapabilirim? En son bahsettiğim gibi çiçeklere vazo konseptiyle şu an işlem aşamasında. Bazı kısımlar şey e, tek parça gibi bazı kısımlar kesilmiş gibi e, bir bölümü de bütün gibi kullandığım parçaların. O yüzden bazı yerlerde zorlandım. Kenar bölümleri ayarlamaya çalıştım. Birkaç kenarda böyle bir yamukluk vardı. Sonrasında onları düzelttim. Şimdi dikmeleri yapıyorum. Ve hem duvara hem de yer kısma yapışacak şekilde güzelce monteliyorum. Yani e, merdivenden yuvarladığınız zaman parçalanmayacak şekilde iç kısma destekler atıyorum. Köşelere de aynı şekilde yaptım. Ekstra e, çubuklarla yapıştırarak destek verdim. Şimdi ikinci katı da bu şekilde yapıyoruz. E, ne yapılabilirdi ona değinelim. Bu kullandığım parçaları veya herhangi bir şeyi file üzerinde tamamen yapıştırma yapıp e, yapacağım kare kadar Etrafına sarabilirdim. Alt bölümü e, kare bir taban olarak farklı bir şey kullanabilirdim. Ekstra ama şu an bir sıkıntı yok. Alt delikli olsa bile. Üst bölüm zaten hayal ettiğim şekilde üst bölümde problem yok. E, bazı parçalar burada yamuk gibi gözüküyor. Onları daha sonra toparladım sıkıştırarak. Şu an üst kısım düzenlenecek tahta e, oturtturulduktan sonra ve düz bir yapıştırma olacak bazı yerler böyle e, şey gözüküyor o kullandığım parçanın e, yanık ve dalgalı gibi bir görüntüsü var birazcık da ondan kaynaklanıyor şu an alt bir yerde üst bir yerdeymiş gibi duruyor köşede kullandığım böyle bir kapatmak için köşe parçalar var. Onlardan dolayı ikinci kısım o şekilde gözükebiliyor. Onu da söyleyeyim. Birkaç tane kusurumuz varsa da affola diyorum. İkinci kez yaptığımızda tabii daha orijinal olacaktır. Şu an tamamen tasarım ürünü ve ilk defa yapıyorum. Kenar kısımları yine aynı şekilde birleştiriyorum. Hem alttan hem üstten hem içten şu anda tamamen destekli bir vazo olacak yani. Şu an görüntüsü bu şekilde üstten bu şekilde diyebilirim. Böylelikle vazomuzu tamamlamış oluyoruz. Şimdi bardağımızdaki çiçekleri alıp yerleştirme kısmına geldi. Salaş bir arajman yapmayı düşünmüştüm. E, tamamen dağınık üstü e, ve birçok çeşitlilik olan bir arajman düşünmüştüm. Şu an o şekilde takıyorum. E, biraz olmadı sanki. Sona doğru onu düzelttim. Eklemeler de yaptım. Her şey e, zaten hasır otunun sola devrilmesiyle biraz önceki gibi onunla başladı. Ve daha sonra o bütünlüğü devam ettirmeye çalıştım. Şimdi bittiği zaman zaten siz de göreceksiniz. Şu an yerleştirilmemiş hali. Eklemeler de yaptım yine aynı şekilde bardaktakinden fazlasını. Tam bir bereket vazosu oldu diyebilirim. Buğday var, haşhaş var, kabak var. Pampas var, hasır otu var. Şu an tamamen öylesine takılmış halde bu şekilde ve şimdi de düzenlenmiş haliyle sizlerle. Evet, son kabağımızı koyuyoruz. sonra tuşlarını yapıyoruz. Ve Vazomuz, buketimiz, aranjmanımız hazır. Böyle bir çalışma yapabilirsiniz dilerseniz. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve destek vermeyi unutmayın diyorum. beğendiyseniz beğen butonlarına basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de canınız sağ olsun. Belki beğendiğiniz bir videoyla ile ileriki zamanlarda sizlerle birlikte olurum diyorum. Sizi şu an çiçekle bırakıyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.